Tabii milli takımı konuşacağız abi, hem de uzun uzun konuşacağız. Ama Zeyyat Bey, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Zeyyat Kafkas'ın az önce biten ve arkadaşlarımız hemen montajda da özel açıklamaları var. Trabzonspor'la başlayalım. Zeyyat Bey'e kulak verelim. Evet, Trabzonspor'da genel kurulun sona ermesine çok az bir zaman kaldı. Yanımızda henüz tabii görev dağılımı yapılmadığı için kendisi telaffuz etmeyecektir ama biz söyleyelim, as başkanlık görevini almasını beklediğimiz Sayın Zeyyat Kafkas var. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sayın Doğan'la da konuştuk. Çok zor bir göreve geldiniz. O da söyledi. İlk etapta da ekonomik sorunları çözmeye çalışacağız dedi. Kısa vadeli olarak ekonomik anlamda neler yapmayı planlıyorsunuz? Bunları bize anlatır mısınız? Yani şöyle ki, zaten kongre kararı almamızın temel sebeplerinden biri gelinen ekonomik noktaydı. Şampiyonluk sonrasını çok doğru planlayamadığımız gerçeği var. Sayın Başkan'ın da istifa etmesiyle Sayın Ertuğrul Doğan'ın sorumluluk hissederek bu göreve soyumasıyla bir yönetim kurulu oluşturduk. Şu ana kadar geçtiğimiz 10 günde yine Ertuğrul Bey'in çalışmalarıyla İstanbul'da çeşitli görüşmeler yaptı. Ay sonuna kadar bizim 16 milyon euro bir ödememiz var. 300 milyonun üzerinde. Bunun aşağı yukarı 140 milyon civarını geçen hafta temin etti. Ve bunun hepsi kulübe sponsorluk, reklam ve hibe şeklinde. Yani kulübün borçlanarak borç ödemesi şeklinde değil. Bugüne kadar bu da yapılan bir hatalardan biriydi çünkü. Şimdi önümüzdeki haftada çok yoğun bir temposu var. Bir taraftan hem hoca problemini, daha doğrusu hoca problem değil, hoca kararımızı verip ondan sonra da ekonomik olarak o 31'indeki 300 milyona tedarik etmek için görüşmeleri var Sayın Başkan'ın. Yarın bir de çok önemli bir sponsor görüşmesi var. Onları da tamamladıktan sonra zaten ayın 31'inde biz değil bütün kulüplerin başında olan bir borcu yok yasası alma gereği var, gerekliliği var. Bu UEFA kriterlerinde var. Onun için çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Başkan mutlaka açıklamıştır. Önümüzdeki günlerde zaten bir 5 yıllık makro plan açıklayacak. İlk hedef kesinlikle sürdürülebilir bir ekonomik model. Bunun için de olmazsa olmazlardan birisi üret yarış. Yani Trabzonspor kendi dinamikleriyle her zaman yarışın içerisinde olacak ama üretime de ağırlık vermek zorunda. Sayın Başkanımız Ahmet Ağol da hatta bunu söylemişti divan toplantısında ki 3-4 ay önce, 29 Ekim'di sanırım. Başarılı olamadığımız en önemli şey altyapı diye. Çok doğru. O konuda da çok ciddi yol kat edemedik ama yine önceki dönemde başlattığımız bir Double Pass firmasıyla dünyanın önemli firmalarından bir çalışma içerisindeyiz. 7-8 ay oldu. 1,5 yıl onların programı. Onlardan da aldığımız profesyonel desteklen ki aynı firmayla 2 ay önce Futbol Federasyonu'nda sözleşme imzaladı. Üret yarış modeline geçmemiz için o da çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Son olarak şunu da soracağım. Teknik adam konusunu yönetim kurulu kendi içerisinde yapacağı oylamayla mı diyelim yoksa fikir teyakkuzuyla mı karar verecek konusu? Çok gördüğümüz bir şey değil aslında ama böyle bir uygulama yapacaksınız. Kriterleriniz nedir bu konuda Sayın Kafkas? Şöyle ki Sayın Başkan, dün akşam da biz bir toplantı yaptık. Tabii bir sohbet toplantısı, henüz yönetim olmadığımız için. Bu akşam da kongreden sonra eğer seçildiğimiz takdirde bir toplantı yapacağız iftardan sonra. Orada da yine herkes görüşlerini teknik direktör anlamında yerli mi olsun, yabancı mı olsun, kimler olabilir şeklinde bir beyin jimnastiği yapıyoruz. Yapacağız da ama nihayetinde yönetim kurulunun bu konuda yetki verdiği kişi kulüp başkanımız olacaktır ve o süreci yönetecektir diye düşünüyorum. Yarın zaten ne şekilde devam edeceğimizi başkanımız açıklayacak. Yarın bu konuda bir açıklama yapılacak. Evet, evet. Yapılması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz Sayın Avcı'nın da ayrılmasından sonra Sayın Orhan Ak sağ olsun kendisi bizi yalnız bırakmadı. Bu zor süreci tamamlamamız için kendisinden destek istedik ve hemen destek olmak için çalışmalara başladı. Takım antrenmansız kalmıyor, çalışıyor, devam da ediyor. Biz yarın zaten devam etme kararını Orhan Hocamızdan da devam edebiliriz. Böyle bir görüş de var içimizde, seslendirilen. Bunu değerlendirip en doğru kararı vereceğiz. Ama benim şahsi görüşüm böyle çok büyük yapılanmayı teknik anlamında bu sezon için çok acil yapmayıp doğru zamanda doğru koltuğa doğru insana oturtmamız gerektiğini düşünüyorum. Siz tabii çok tecrübeli isimsiniz, bu konuda tüyo vermeyeceksiniz ama belki şu an bir takım çalıştıran bir isim olduğu için sezon sonu bekleme durumu da olabilir mi? Şöyle, takım çalıştıran hocalarda da hocaların ismini de telaffuz ettik, doğrudur ama Trabzonspor Türkiye'de en büyük kulüptür bence ve hiçbir zaman bir takımda çalışan teknik direktörün ismini zikretmez. Ama eğer şu takımdaki teknik direktörü iyi, çok beğeniyoruz, iyi oynatıyor gibi görüşler ortaya atılmıştır. Evet, vardır da ama bu nihai karar, dediğim gibi eğer bir takım çalıştıran hoca olacaksa bunun kararı sezon sonu verilir zaten.
Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sıcağı sıcağına bir röportaj oldu bu. Yunus Emre Sel, Zeyyat Bey'le yaptı ve samimi konuştu Zeyyat Bey. Milli takımı konuşacağız ama öncelikle birkaç cümle edelim tabii. Zaten sık sık da bağlantı yapacağız. Şimdi diyor ki Zeyyat Bey, parayı hazır diyor. Parayı bulduk diyor. Şampiyonluk sonrası diyor, doğru düzgün yapılanamadık diyor. Bir öz eleştiri de var. Kabul de ediyor yapılan hataları. Bir de teknik adam konusunda yarın açıklama yapacağız diyor. Muhtemelen